Daha sonraki 1-2 yıllık süreçte meslek seçimi ve meslek seçiminden itibaren yaklaşık 40 yıllık yaşadığı sürece çalışacağı, geçimini temin edeceği, mutlu olacağı, başarılı olacağı, ailesiyle huzurlu bir hayat sürmeyi arzu ettiği alanı seçiyor. O birkaç yıllık süreç çok olağanüstü önemli. Üniversite sınavında bölüm kazanmak, iyi bir bölümü, iyi bir fakülteyi kazanmak önemli. Ama en az onun kadar önemli veya ondan daha önemli olan mezun olduktan sonraki 1-2 yıllık süreç içinde seçtiği meslek alanı ve bu süreçteki performansı, gayreti daha da önemli hale geliyor. Bugün Türkiye'nin her yerinden İktisadi Yardımlar Fakültesi, diyelim ki Muğla'da veya Hakkari'de veya Artvin'de veya Ankara Siyasal'da veya ODTÜ İktisadi Yardımlar'da aynı şartlara haiz, aynı sınava girebiliyorlar. O zaman o KPSS sürecinde çok ciddi gayret sarf edip çok yüksek bir puan aldığınızda fakültede Türkiye derecesiyle girdiğiniz bir üniversite bölüm ile daha altta girdiğiniz bir bölümde eşit şekilde yarışabiliyorsunuz. Ama oradaki tabii ki bilgi birikimi, gayret, çalışma olağanüstü önemli. Şimdi ana mesleklerde, işte hukukta, siyasalda ortalama gördüğüm bu sene hukukta 81 puan ile 83 puan arasında kaldı. Hatta idari yargıda 85 puanda falan kaldı gördüğüm kadarıyla. Kaymakamlıkta da bunun biraz daha üzerinde. Yani birçok meslekte ortalama iyi bir alan seçecekseniz 85 puan ve üzerinde KPSS'den alanınızla ilgili puan almanız gerekiyor. Türkiye'de mezun olan, üniversiteden mezun olan arkadaşlarımızın yaklaşık %10'u kamuda istihdam ediliyor. %90'ı özel sektörde istihdam ediyor. Bu ne demektir? Genel istihdam oranı, belki bu üniversite oranıyla diyelim ki %10 genel istihdamdaki kamu oranı üniversitelerde %15, %20 olsun. %80'i mutlaka ya özel sektörde çalışacak veyahut da alanıyla ilgili olmayan bir başka alanda çalışacak. Bu sebeple kardeşlerimizin, bilhassa kamuda çalışmak isteyen genç arkadaşlarım, lütfen bütün hayalinizi, bütün idealinizi her şeyde kamuyla sınırlı hale getirmeyin. Kamu olmazsa olmaz, hayatın sonu gibi görmeyin. Kamu olmaz için ciddi bir gayret sarf edin. Bu gayretinizi sarf ettikten sonra nasip de varsa olur. Tabii gençler, efendim biz KPSS'den puanı kazanıyoruz, mülakata çağrılıyoruz, mülakatta eleniyoruz diyorlar. Biz uzun süredir mülakatların en aza indirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Mesela geçen yıl Adalet Bakanlığı'ndaki sınavlarda 10 kişi civarında alınıyordu mülakata. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük. Şu anda 3 kişiye indirildi mülakata çağrılma oranı. 10 kişi olduğunda 10 kişiyi çağırıyorsunuz. 10 kişinin hepsi, birinci sıradaki de, 10. sıradaki de kendisinde hak görüyor bunu. Benim de diyor kazanmıştım, hakkım yendi. Yani 10. sıradaki de hakkı yendi diyor. 9 da aynısını söylüyor, 8 de aynısını söylüyor. 3 de aynısını söylüyor, 1 de. O zaman ama efendim hiç mülakat olmasa takdir edersiniz ki bir hakim, bir savcı, bir kaymakam, bir müfettiş bunlar devletin temsil meslekleridir. Yani kişinin fiziki görüntüsü, kendisini ifade edebilme kabiliyeti, soruları anlama yeteneği, muhakemesini mutlaka tartmak zorundasınız. Yani KPSS'den 100 puan alsa çok olağanüstü zeki olan bir asosyal yapıda olan bir kişinin kaymakam olabilmesini düşünebiliyor musunuz? Toplumu yönetebilir mi? Toplumun içine girebilir mi? Kendi çekingenliğiyle, o asosyal yapısıyla devleti temsil edip yönettirmek ve insanların bütün hayatını onunla sıkıntıya sokmak büyük risk olur. O sebeple belirli mesleklerde mülakatın olması normal. Şuna bütün kalbimle inanarak söylüyorum ki
bir kişi gerçekten çok olağanüstü gayret sarf etmiş, başarılı olmuş ve kendisini iyi ifade ediyorsa %90 mülakattan da olumlu sonuç alır. Ha, birinden almaz, birinden alır. Bir defa da üzülmemek lazım. Birçok kişi, ben biliyorum çok yakın tanıdıklarımda, yani 4., 5., 10. mülakatlarında iyi yerlere girdiler. Yani ben ilk mülakata girdim, ikinci mülakata girdim, kazanamadım diye üzülmek olmamalı. Çalışmalı, bulduğu kendi hayat standartına uygun bir işe girmeli. O işte çalışırken hedefi ve ideali olan daha üst işle ilgili de gayretini sarf etmeli. Hem işi hem evliliği mümkün olduğu kadar ertelemeden ilk fırsatta değerlendirerek hayata erken başlamak lazım. Hayata çok geç başlandıktan sonra ciddi sorunlar çıkıyor ve kariyer açısından da büyük riskler oluşuyor. Öncelikle bunları kısaca söylemiş olayım. Arkadaşlarımızın sorusu varsa veyahut da farklı sizin yönteminize göre de devam edelim. Öncelikle vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. İlk soruyu sorarak ben başlamak istiyorum. Sonra sözü arkadaşlarıma yönlendiriyor olacağım. Sayın Vekilim, sizi bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 1969, 11 Kasım 1969'da Afyon, Dinar Çayışlı Köyü'nde doğdum. Ama resmi olarak 20 Nisan 70 yazdığımız rahmetli dedem. İlkokulu köyümüzde okuduk. Birleştirilmiş sınıfta okuduk. Yani 1, 2, 3. sınıflar bir şube, 4 ve 5. sınıflar bir şubeydi. Bizden önce köyümüzde oturup da, köyde ikamet edip de üniversiteye giden hiç kimse yoktu. Ben abimle beraber ilkokula beraber başladık. 11 Eylül 1980 günü, yani tam o ihtilalin olduğu 12 Eylül'ün o gecesi Dinar İmam Hatip Lisesi'ne kaydolduk. Babam, abim ve ben üçümüz beraber Dinar'a gittik. Dinar İmam Hatip Lisesi'ne kaydolduk. Rahmetli ninem başımıza daha durdu. Dinar'da bir evde kaldık. Sonra o birinci sınıfta parasız yatılı sınavına girdik. Kazanamadık. İkinci sınıfta ben girmedim. Abim girdi. Abim kazandı. İlk ortaokul 3'te Keçiborlu İmam Hatip Lisesi'ne gitti. Ben de bir hafta sonu Keçiborlu İmam Hatip'e gittim. Abim gelin yatılıdaki, yurttaki imkanlarını vesaire gördüm. O zaman çok hoşuma gitti. Biz de girdik. Ertesi yıl biz de kazandık. Lise 1'den itibaren Keçiborlu İmam Hatip Lisesi'nde devlet parasız yatılı olarak okuduk. Kendimize bir hedef çizdik. Dedik ki lise 1 ve lise 2'de çokça mümkün olduğu kadar kitap okuyacağız. Üniversiteyle ilgileneceğiz. O zaman tabii bugünkü gibi dershane falan yoktu. Test merkezleri vardı. Test dergilerine, üniversite test dergilerine abone olunuyordu. Lise 3. sınıfta bir test dergisine abone olduk. Onunla testler geliyor, çözerek çalışıyoruz. Lise 4'te o yine testte çalışmaya devam ettik. 14 gün zannediyorum, 15 tatilde İzmir'e bir dershaneye gittik. Bir de okul kapanıp da üniversite sınavından önceki o 20 gün civarında da İzmir'de bir dershaneye gittik. Yani toplam 35 günlük dershane hayatımız oldu. Gerçekten çok iyi hocalarımız vardı. Biz tabii sınavla geldiği için çok başarılı bir İmam Hatip Lisesi'nde okuduk. Bizim dönemimiz Türkiye İmam Hatip Liseleri arasında 3. olmuştu. En başarılı İmam Hatip Liseleri arasında. Bizim sınıftan abim, ben ve bir arkadaşımız, şimdi İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcı, üçümüz Ankara Hukuk Fakültesi'ne, başka arkadaşlarımız İstanbul Hukuk Fakültesi'ne ve değişik fakültelere girdiler, Ankara siyasalar. Oradan sonra Ankara Hukuku bitirdik. Bir yıl son dönemde bir yıl okulu uzattık. Bir iki dersten. Tabii zaman sonradan görüyoruz ki onların da başka sebepleri varmış. Hayat insana birçok şeyi öğretiyor. Biz o dönemde Anavatan Partisi iktidardaydı. Ve
91 yılında seçim oldu. Demirel İnönü hükümeti geldi. Seyfi Oktay Adalet Bakanı oldu. Ve dedi ki ben hiçbir imam hatipliği hakim savcı almayacağım dedi. Bizim dönemin Türkiye birincisi 81 puan almıştı. Biz de 75 civarında almıştık. Çok iyi derecelerle kazandık. Mülakatta imam hatipleri almayacağım dedi ve gerçekten de almadılar. Öyle olunca ben mülakata da girmedim. Abim, gildiler, arkadaşlarımız hepsi girdi ve hepsi elendi. Biz de avukatlık yapacağız diye karar vermiştik ve o gün Ankara'da stajımıza başladık. Avukatlık yaptık. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde özel hukuk alanında yüksek lisans yaptık. Sivil toplum örgütlerinde, derneklerde, vakıflarda, hukuk derneklerinde çalıştık. Kendi kendime dedim ki ben 10 yıl iyi avukatlık yapacağım. Meslekte iyice öğreneceğim. Sonra siyasete gireceğim. Ama üniversite yıllarında da siyasetle, öğrencilik teşkilatına ciddi manada uğraştık, ilgilendik. 10 yıl bitti. AK Parti Çankaya İlçe Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız beni atadı. 4 yıl Çankaya İlçe Başkanlığı yaptım 2007 yılına kadar. 2007 yılında Afyonkarahisar'dan milletvekili adayı oldum. Son sıraya koydular. Takdir öyleymiş. Afyon'un nüfusundan daha büyüktü Çankaya İlçe Başkanlığı'nın nüfusu. Son sıradayız diye üzülsek de çalıştık, gayret ettik. Ama tabii ki kazanamadık. Tekrar mesleğimize, avukatlığa devam ettik. 2011 seçimlerinde yeniden milletvekili adayı olduk. Bu sefer 4. sıraya konulduk. 4. sırada da 3000 oyla yaklaşık yine kaybettik. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti Genel Merkezi'nin avukatlığını, hukuk müşavirliğini yaptım. 2015 seçimlerine kadar. 7 Haziran 2015 seçimleriyle itibaren ikinci sıradan milletvekili olduk. İşte 1 Kasım'da tekrar milletvekili olduk. 2018'de de 24 Haziran'da 3. defa milletvekili olarak seçildik. 2 dönem Adalet Komisyonu üyeliği yaptım. Şimdi de Anayasa Komisyonu üyesi ve başkan vekili olarak çalışıyoruz. Evliyim, 3 oğlum var. Oğlanlarımın birisi Siyasal Bilgiler Fakültesi, en son Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkilerden mezun oldu. Diğer 2 oğlum da birisi Bilkent, birisi Marmara Hukuk 3. sınıf öğrencileri. Maşallah Sayın Vekilim. Sorularınızı almaya başlayabiliriz arkadaşlar. Buyurun lütfen, söz sizde. O zaman ben bir soru sorarak devam etmek istiyorum. Özellikle atölyemizde siyaset bilimi, kamu yönetimi ve hukuk bölümlerinde okuyan yeni mezun gençlerimiz mevcut. Bu soruyu daha çok onlar adına soruyorum Sayın Vekilim. Bu mesleği seçecek olan gençlerimizin, hani yetkinliklerden bahsettik ya, ekranda da geleceğin yetkinliklerini ben slaytımda paylaştım. Yani 2025 yılına kadar Dünya Ekonomik Forumu'nun yapmış olduğu araştırmaya göre geliştirilmesi gereken 15 madde var. Tabii bu 15 maddenin hepsi değil ama özellikle hukuk ve siyaset bilimin mezunu olan, olacak olan ya da bu alanda ilerleyecek olan arkadaşlarımızın hangi yetkinliklerini arttırmasını önerirsiniz? Yine yabancı dil ve mevzuat bilgisi bu noktada ne derece önemlidir Sayın Vekilim? Tabii öncelikle hangi mesleği yaparsanız yapın, mutlak surette bu mesleğin formasyonunu çok iyi bir şekilde alın. Derslere mutlaka devam ederek okuyun. Yani Ankara Hukuk'ta her fakülte öyle değil. Devam mecburiyeti yoktu. Devam mecburiyeti olan yerlerde sorun yok ama devam mecburiyeti olmayan fakültelerde de mutlaka derslere devam ediniz ve hocalara soru sorunuz. Katılım aktif bir şekilde, interaktif bir şekilde dersleri öğrenmeye çalışınız. Yani sınıf geçmek için değil, konuları öğrenmek için çalışın. Çünkü bu iş sizin hayatınız olacak. Siz emsallerinizden bir adım daha önde olmak zorundasınız ki sizi tercih etsin. Yeri doldurulmaz insan çok önemlidir. Sizi oradan aldıklarında işin aksayacağını yöneticiler bilmeli. O sebeple de
kendi mesleki alanınızda en yetkin bir şekilde gayret edin ve çalışın. Mutlak surette alanınızla ilgili olmak öncelikli olarak yüksek lisans ve imkan varsa doktora yapınız. Çünkü yüksek lisansta çok daha dar bir öğrenci sayısıyla spesifik konulara çalışıyorsunuz ve bu konuları öğreniyorsunuz. Ayrıca bilimsel araştırma yapma yöntemlerini ve tekniklerini öğreniyorsunuz. Daha iyi metinler yazmayı, daha iyi konu raporlamayı, bir bilimsel makale yazmayı öğreniyorsunuz. Bu sebeple de yüksek lisansı mutlaka yapınız. Yabancı dil, benim kendi açımdan en büyük eksikliğini hissettiğim konu maalesef yabancı dildir. Yabancı dil kısmında zayıf kaldık. Bizim üniversitelerde belki o dönemde çok önem verilmiyordu. Fransızca başladık. Fakülteye geldik. Fakültede de aynı şekilde Fransızca devam ettik. Kendimiz biraz İngilizce kursuna gittik ama tabii bu kurslarla da olabilecek iş ama gayret sarf etmek gerekiyor. Maalesef o gayreti sarf etmedik. Kendim açımdan yabancı dil eksik oldu. Şimdi çocuklarıma ona gayret ediyorum. Bir hayli noktaya geldiler. İkisi bilhassa İngilizce'de çok iyi noktaya da geldi. Yani lütfen İngilizce temel bir dünya dili. İngilizceyi en azından dünyada gezdiğiniz, dolaştığınız, gördüğünüz yerlerde derdinizi anlayacak ve anlatacak kadar mutlaka öğreniniz. Ama önemli olanı daha üst düzeyde literatürü takip edecek kadar yabancı dili öğreniniz. Artık dünya büyük bir ülke. Yani sınırlar çok ciddi manada kalktı. Hele hele dijitalleşme geliştikten sonra e-mail ortamıyla, e-ticaret ile dünya küçük bir ülke haline geldi. Dünyanın her yerine ulaşabiliyorsunuz dijitalleşmeyle. Bunun için de yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Yabancı dili de ticaretinizi, işinizi, kariyerinizi ciddi manada geliştirebilirsiniz. Bu alanları ben de önemli görüyorum. Cüneyt arkadaşımızın bir sorusu var. Üniversite döneminde şimdiden siyasette aktif çalışmak doğru olur mu şeklinde bir soru yöneltmişler Sayın Tabii, Bekir'im. Bu bir tercih. Ben hayata şöyle bakıyorum. Şimdi dedim ya bizim köyümüzden hiç kimse üniversiteyi okumamıştı. Bizim aşağıdaki köylerden bir muhtar abi vardı. O Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanmış, gelmiş. Fakat 12 Eylül öncesi o siyasi kavgaların olduğu dönemlerde fakülteyi bitirememişti. Ve fakülteden atılmıştı. Bize kazandığımızda babama ve dedeme rahmetli demişti ki ya çocuklarınıza sahip olun. Bakın benim arkadaşlarımın hepsi şimdi kaymakam, vali, ben köy muhtarı olabildim ancak. Sizin çocuklarınız da bir siyasete bir yere karışıp da başlara sıkıntı gelmesin. Tabii Allah o dönemleri göstermesin. Rahmetli dedem de bizi sıkı sıkı tebliğ etmişti. Aman oğlum hiçbir yere gitmeyin, hiçbir yere bulaşmayın. Bir an önce fakültenizi bitirin, işte kaymakam olun, dedemin rahmetli veya hakim savcı olun arzusu o idi. Ve babam da şunu söylüyordu, benim çocuklarım okuyabildiği kadar en üst yere okusunlar, en iyi yerde okusunlar ve avukatlık yapacaksanız da asla küçük yerlerde yapmayın, boğulacaksanız büyük denizde boğulun, küçük yerlere gelmeyin demişti. Biz fakültede geldiğimizin daha ilk ayında zannediyorum 20 Aralık 1987 erken genel seçimleri vardı. O tarihte bir abimiz dedi ki rahmetli Erbakan Hoca'nın seçim çalışmalarında katılmak ister misiniz diye. Biz de Ankara Hukuk Fakültesi'nden yaklaşık bir 20-30 kişilik arkadaş grubumuzla rahmetli Erbakan Hoca'nın peşinde aralıksız tam bir ay Doğu ve Güneydoğu'yu köy köy, ilçe ilçe, il il gezdik. O mitinglere katıldık. Miting alanlarını süsledik. Sonra geldik üniversitede vizelerimize girdik. Tekrar bire gittik. Bir ay daha çalıştık. Ve o süreçte başörtüsü yasakları vardı. Biz tüm fakülte boyunca o yasakların kaldırılması için mücadele ettik.
Avukat olmaya da şimdi Allah uzun ömür versin eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Vehbi Dinçerler Bey devlet bakanıydı. İşte başörtüsü eylemleri sırasında bakanlarla görüşüyoruz. Bu yasağı kaldırın diye. Gittiğimizde bizi oturttu makamına. Çay kahve söyledi. Dedi ki gençler siz nerede okuyorsunuz? Ankara Hukuk Fakültesi'nde. Maşallah tebrik ediyorum. Ne olacaksınız? Biz de az önce arkadaşlarımız dediği gibi hepimiz hakim savcı olalım diyorduk. İşte siyaset de yapmak istiyoruz. Hiç unutmuyorum. Dedi ki Vehbi Bey eğer siyaset yapmak istiyorsanız mutlaka özel sektörde çalışın. Kendi avukatlık ofisinizi kurun. Kendi ticaretinizi kurun. Milletvekili olmak, bakan olmak çok kolaydır. Buraya paraşütler de gelebilirsiniz. Ancak işinizi çok iyi yapmak, mesleğinizde gösterilir adam, parmakla gösterilir adam olmak gerekir. Demişti ve ben kendi çocuklarıma da bunu vasiyet ediyorum demişti. Şimdi Vehbi Bey Ankara'da oturuyor. Bazen meclise geliyor, karşılaşıyoruz, beraber yemek yiyoruz. Hep ben ona derim ki Sayın Bakanım ben sizin işte bize fakültede ya ikinci sınıftık ya üçüncü sınıftık. O zaman söylediğiniz söz üzerine o gün karar verdim avukat olmaya ve onu da uyguladım. İşte hakimlik sınavının yazılısını kazandığım halde hem Seyfi Oktay'ın o tavrı yüzünden hem de avukat olma tercihimin daha önde olduğu için mülakatına girmedik, avukat oldum. Siyaset memleketin sorunlarını çözmek ve buna ilgi duymak alanıdır. Üniversite döneminde derslerinizi ihmal etmemek, derslerinizdeki başarınızı öncelemek kaydıyla siyasetle de ilgi duyduğunuz alanla da ilgilenmek kesinlikle doğrudur. Suyla, sabunla elinizi yıkamazsanız kirler çıkmaz. Siyaset suyla, sabunla ilgilenme işidir. Temizleme ve temizlenme işidir. Dikkat edin, topluma hizmet etme işidir. Gerçekten en hayırlı ibadetlerden birisi de insanlara hizmet etmektir. Onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını çözmek içindir. Ama siyasette siyasetle uğraşacağım diyerek de dersini, ailesini, işini, ticaretini ihmal etmek doğru bir davranış değildir. Sayın Vekilim, Kemal Bey size sorusunu sesli olarak arz etmek istiyormuş. Buyursunlar memnuniyet. Sayın Vekilim, öncelikle hayırlı günler diliyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Sağ olun. Kemal Aksu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum şu Sayın Vekilim, meslek hayatınıza ve stajınıza Ankara'da başladığınızı zikrettiniz. Neden böyle bir tercih yaptınız? Memleketiniz olan Afyon'da çalışmak yerine Ankara'da çalışmanın size ne gibi artı ve eksileri oldu? Bu hususta bilgi verirseniz çok memnun olurum. Saygılarımı sunarım. Teşekkür ediyorum. Az önce söylemiştim. Babam Allah uzun ömür versin. Hep onu dedi. Oğlum burası siz avukatlığı tercih ettiniz. Hakim savcılığı tercih etmediniz. Biz o zaman Dinar'da ikamet ediyoruz. Afyon merkez olabilir. Avukatlık mesleği malum bir çevre mesleği veya çevre edilinceye kadar sabırla dayanma mesleği. Şimdi siz Dinar'da avukatlığa başlasanız küçük yerlerde birçok ceza davasına giriyorsunuz. Avukatı da adeta davanın tarafı gibi görüyor insanlar. Yarısı dost, yarısını muhalif kabul ediyor ve bu büyük sorunlara sebebiyet oluyor. Hayatta başarılı olmak istiyorsanız mutlaka büyük merkezlerde bulunun demişti. Dediğim gibi yani boğulacaksanız büyük denizlerde boğulun ama yüzmeyi öğrenin, okyanuslarda yüzün, fırtınalarda yüzün ve daha büyük alanlarda olsun. Hakikaten babamın bu önerisinin, bu tavsiyesinin ne kadar doğru olduğunu burada yaşayarak gördüm. Ben Afyon Karahisar'da avukatlık yapsaydım bu kadar büyük davaların içinde bulunamazdım. Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatlığını yapamazdım. Yani Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın, iki Sayın Başbakanımızın, hem Binali Bey'in hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, Anayasa Mahkemesi Başkanları, Genelkurmay Başkanı, Meclis Başkanı, Bakanları, birçoğunun hemen tamamının avukatlığını yapma fırsatını Allah bize nasip etti. Yani devletin üst yöneticilerinin hemen hemen tamamının belirli dönemlerde avukatlığını yaptı. Birçok önemli davaların içinde bulundu. FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık davalarının tamamını Cumhurbaşkanımız adına yürüttüm. Gezi olayları sırasındaki yaşadığımız o komplolarla, daha sonra 15 Temmuz sürecini, ondan önceki süreçlerde hepsinin içinde bulunma imkanı oldu. Bunlar tabii bizim için inanılmaz büyük tecrübe ve deneyimleri kazandırdı. Bunu avukatlığınızı Afyon Karahisar'da yapabilirsiniz, Ankara'da.
şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın ben Ankara'da avukat oldum. Fakültenin o uzattığım yılın son kısmında evlendim. Yani üniversite öğrencisiyken evlendim ben. Üniversitem henüz bitmemişti. İlan edilmemişti veya hatta böyle diyeyim evlendiğim tarih itibariyle. Sınavlara girmiştik ama sonuçlar açıklanmamıştı. Staj yaparken evlendim. O dönemde eşim de çalışıyordu. Allah razı olsun. Dolayısıyla ailemizi en azından geçimini temin edecek kadar gelirimiz vardı. Fakat bir yılın sonunda avukatlıkta elde ettiğimiz geliri hiç unutmuyorum. Topladığımızda o günkü tarihle 2 milyon 800 bin liraydı asgari ücret. Bugünkü asgari ücret gibi düşünün. 2800. Benim de bir yıl sonunda kazandığım aylık para 2900 liraydı. Yani Ankara'da bir avukat olmama rağmen bir yıl süreyle kazandığımız aylık para asgari ücret kadar. Oradan başlayarak bu noktaya geldik. Yani insanlar bu Ali Özkaya bugün 30 yıl oldu. 91'de ben bu mesleğe işte uzattığım yıl çalışmaya başlayarak geldim. 30 yılın sonuna bakıyorlar ama 30 yıl birçok sıkıntıyla geliyorsunuz. O nedenle sıkıntılara katlanmayı göze alıyorsanız hiçbir sorun yoktur. Hedefinize ulaşırsınız. Mutlaka hayal kurun. Kendinize hedefler koyun ama hayallerinizi ve hedeflerinizi de güncelleyin. Yani illa en üst hedefi koyup da ona varacağım diye kendinizi perişan etmeyin. Ana hedefleri de koyun ve sık sık o ana hedefleri de güncelleyerek ana hedefe doğru yürüyün. Sayın Vekilim, Emirhan Bey'in bir sorusu var. Özellikle hukuk fakültesinde okuyanlar için önerebileceğiniz kitap, film var mıdır? Ben bu soruyu bir de ekleme yapmak istiyorum. Meslek seçiminde örnek alınan kişiler olmalı mıdır? Bu noktada sizi etkileyen kitap ya da ilham aldığınız bir kişi var mıdır? Yani elbette ki çok önemli meslekte. Ben fakülte birinci sınıfa başladığımızda hiç unutmuyorum. Fakültenin önünde oturuyoruz. Bir beyefendi geldi. Dedi ki ya ben Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimiyim dedi. Ben kitaplar yazdım dedi. O zaman hiç zannediyorum sahtecilik, dolandırıcılık suçları ile ilgili bir kitaptı. Dedi ki gençler bu kitabı siz avukatlara satarsanız avukatlara işte size bunun diyelim ki %10'unu %20'sini size vereceğim. Biz de büyük bir iştahla birinci sınıf olmayabiliriz ama belki ikidir yani belki üçtür tam hatırlamıyorum. Fakat sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarıydı. Hiç unutmuyorum kitabı. Aldık. O zaman avukatların büyük kısmı Ulus'ta. Ulus'ta kitaplara avukatları geziyoruz. Elimize kitap giriyoruz. Diyoruz ki işte biz hukuk fakültesinde okuyoruz. Şu kitabı satmak için geldik. Bir kısmı hemen benim işim var deyip kapıyı kapatıyordu avukatlar. Bir kısmı dinliyordu. Belki ihtiyacı olmasa bile bir hukuk fakültesi öğrencisine yardım etmek için o kitabı alıyordu. Biraz da kapıyı kapattığını öğrenince dedik ki giriyoruz. Biz de efendim siz sahtecilik ve dolandırıcılık suçla ilgili davalara bakıyor musunuz diyerek başlıyorduk söze. Öyle olunca tabii bir davası var zannediyordu avukat bey. Alıp bizi dinliyordu. Ondan sonra kitabı söylüyorduk ve satıyorduk. Bu bizim kendimize olan özgüvenimizi geliştirdi. Kendimize olan ifade kabiliyetimizi geliştirdi. Ve ondan sonra da bu geziler sırasında iyi avukat abileri, meslekte başarılı olan avukatların isimlerini duymaya, onları tanımaya başladı. Gerçekten staj yapacağınız avukatın mutlaka mesleğinde saygın, işine çok ehil olan insan olması gerekiyor. Şimdi mesela biz bir avukat abilerin yanında staj yaptık. 50 yaşında diyelim ki bugün onlar benim yaşımda, ben de sizin yaşınızdayım. Bir dava aldığında kütüphanedeki bütün kitapları indiren, onları tekrar bir kez daha okuyan, yani ilgili bölümlerini araştıran, ben doğru bir cevap dilekçesi yazmam gerekiyor mu diye bunu hiç unutmadan
yazan bir insandı. Bunları bu meslek açısından önemli. Gelelim kitap okuma meselesine. Şimdi tabii insanların sevdiği alanlar farklı. Bir defa ilk başta roman okumak gerekiyor. Hayal gücünüzü, kabiliyetinizi çok ciddi şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Hem bu Türk klasiklerini hem de Batı klasiklerini, yani Dostoyevski'yi de okuyacaksınız, Reşat Nuri Gültekin'i de okuyacaksınız, Ahmet Günbay Yıldız'ı da okuyacaksınız, Ali Fuat Başkin'in Gençlerle Başbaşasını da okuyacaksınız. Yani kendinizi hangi alana yakın hissediyorsanız o alanla ilgili temel bütün konuları okuyacaksınız. Biz mesela fakültede okuduğumuz dönemde işte kaldığımız yurttaki abimiz Risale yayınlarından Peygamber Efendimiz'in Siyer-i Nebi diye Muhammed Hamidullah'ın bir kitabı vardı. Büyükçe bir kitaptı, böyle kalın bir kitaptı. O kitabı dedi ki herkes okuyacak ve bundan yarışma yapacağız. Sürekli o kitapları okur ve o kendi içimizde yarışmalar yapardık. İhsan Süreyya Sırma'nın Peygamber Efendimiz'in mücadelesi hayatıyla ilgili iki ciltli küçük bir eseri vardır. Muhteşem bir eserdir. Yani insan kendi peygamberini öncelikle tanıması gerekiyor. Bir de benim kanaatim, yani hangi mesleği yaparsak yapalım, hangi işi yaparsak yapalım, bir Müslümanın, kendisini Müslüman olarak kabul eden bir kişinin öncelikle Allah'ını, dinini tanıması ve temel kuralları, hani bizim dediğimiz 32 farz dediğimiz bu temel kuralları da kendisini ben Müslümanım, inançlı bir insanım diyorsa, demiyorsa yapacak bir şey yok ona. Bunları da mutlaka okuması ve temel doğruları doğru kaynaklarından öğrenmesi gerekiyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Çağdaş Evren Bey'in bir sorusu var. Görsünler. Bizlere mesleğimizde ön plana çıkmamızı sağlayacak ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz demiş kendisi. Evet. Bir de, mesela avukatlık yapacaksınız. Avukatlık da söyleyeyim. Asla emeğinizi esirgemeyiniz. Para kazanmak ikinci hedefiniz olsun. İşinizi iyi yapmak birinci hedefiniz olsun. İşini iyi yapanlar çok para kazanırlar. Çok para kazanmak isteyenler her zaman para kazanamazlar. Belki avukatlık mesleğinde Allah korusun mesleğini bile kabul edip suç işleyip hapse girebilirler. O sebeple hangi işi yaparsanız yapın asla mesleğinizi ihmal etmeyin, emeğinizi esirgemeyin. Ben kendime şunu koydum. Mesela bizim avukatlık ofisimizde saat 7'ye kadar çalışırdık veya 6. 6'da diyelim ki sekreterimiz çıktı. Katibimiz, çalışanlarımız çıktı. Ben 7, 8, 9'dan önce herhalde çıktığım çok istisna olurdu. O 7 ile 9 arasında artık telefonlar bağlanmıyor. Telefonla bölünmüyorsunuz. İnanılmaz derece kitap okumaya, içtihat okumaya, dosya okumaya zaman kalır ve müthiş derece verimli olursunuz. Herkes gibi olacaksanız herkes kadar çalışın. Herkesten fazla olacaksanız herkesten fazla çalışın. Teşekkür ediyoruz. Mücahit Bey'in bir sorusu var. Özellikle hani atölyemizde daha çok kamu sektöründe, kamuda ilerlemek isteyen arkadaşlarımız mevcut. Yakın zamanda siyaset bilimi, maliye, hukuk gibi alanlarda atamalar olacak mı Sayın Vekilim? Hiç şüphesiz oluyor. Yani bu birkaç internet sitesi var. Bunların en tipiği de hepiniz biliyorsunuz. Memurlar.net. Bütün ilanlar oralardan memur alımları ilan ediliyor. Bugünlerde 2021 yılı memurlarıyla ilgili, alımlarla ilgili, A grubu branşlarla ilgili ilanlar çıkıyor, sürekli çıkıyor. Bunun tabii temel şartı, lütfen şuna %100 inanın. KPSS'de efendim benden daha düşük birisi atandı. Doğrudan imkansız bu arkadaşlar. Bakın ben net bir şekilde milletvekiliniz olarak size şunu garanti ediyorum. Aynı branş, aynı alan, aynı tercih, aynı puan doğrudan atanıyor. Bir tek örnek getirin, sizden bir puan, yüzde veya binde bir puan daha düşüyor atandığını
o kişinin atamasını %100 size iptal ettiririm. Garanti veriyorum. Ancak 3 kişilik çağrılmış KPSS'den diyelim ki mülakata. Bu arkadaşlarımızın hepsi bu lisansı başarıyla bitirmiş. Sınavları kazanmış, KPSS'yi kazanmış, mülakata çağrılmış. Bu 3 arkadaşımız da bu işi yapmaya ehildir. Yani birisi diğerinden daha geride diyemeyiz. Yani zaten mesela o en sona doğru, şimdi hakimlik mülakatları vardı bugünlerde, pandemi nedeniyle yarım bırakıldı. 1000 kişi alınacak, 3000 kişi çalışıldı. 81 puanda kaldı veya 82'de zannediyorum. Son bir puandan 1500 kişi var yaklaşık. Yani şimdi siz diyelim ki 1500 ile 2900. arasında bir yanlış veyahut da onun daha azı bir soruda çok bilinen, az bilinen soruyla ilgili fark var. Bu kadar bir farkı, efendim o 1500. sıradaydı, ben 2900. sıradaydım, benim hakkımı yedi denemez bence. Yani bu haksızlık olur. Efendim doğrudan KPSS'yle atansın, az önce de söyledim. Yani bir kaymakamı, bir hakim, bir savcı, bir müfettişi siz yani kendisini ifade edemeyen, yüzü kızaran, bir soruya cevap veremeyen, toplum içine çıkamayan bir kişiyi yönetici yapamazsınız. Burada mecbursunuz ama bir kısmından daha mesela şimdi öğretmenlik. Öğretmenlikte KPSS'de ne almışsa aynısı veriliyor. Bunun dışında asla düşük veya yüksek verilmiyor. Mülakat da kaldırılabilir ama o kanun meselesi. Çünkü kanun mülakatla yapılır diyor. Kanun değişirse öğretmenlikteki mülakat da kalkabilir. Hasan Enes Arık Bey'in bir sorusu var. Sayın Vekilim, hangi fakülteden mezun olduğumuz avukatlık için önemli? Yani bir Ankara Hukuk'la Afyon Kocatepe Hukuk Fakültesinden mezun olan bir kıyaslama yapılıyor mu özellikle? Hayır. Bir kıyaslama yapılmıyor. Hele de özel sektörde asla. Ama sadece şöyle diyeyim. Diyelim ki belirli kamu gibi çalışan çok üst düzey uluslararası şirketler var. O şirketler diyelim ki bugün Aselsan, TAİ mühendis alacaksa kendilerine göre Türkiye'nin ilk 10 mühendislik fakültesini belirlemişler. O fakülteden mezunsanız müracaatınızı doğrudan kabul ediyorlar. Sonra ikinci 10, ikinci 20 fakülteden mezunsanız puanınızı diyelim ki 4 üzerinden 3-3,5 mezunsanız öyle kabul ediyorlar. Sonraki 10'dan mezunsanız puan artı yabancı dil vesaire diyorlar. Bu gibi kurumlarda kısmen önem arz ediyor. Kamuda KPSS'yi kazandıktan sonra, iyi bir puanla aldıktan sonra asla bir fark yok. Özel sektörde de avukatlıkta da tamamen avukatlık bireysel bir başarı mesleğidir. Elbette ki iyi fakültelerde çok iyi hocalarla eğitim almak büyük bir şanstır ama mutlak yeterlilik değildir. Ondan sonraki tamamen sizin gayretiniz, işinize odaklanmanız, ilginiz, alakanızdır. Teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Ceylan Hanım'ın bir sorusu var. Kendi siyaset bilimi kamu yönetimi son sınıf öğrencisiymiş. Üçüncü sınıfta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne staj için başvuruda bulunuyor. Tüm kriterleri sağlıyormuş ancak elenmiş. Arkadaşın düşük bir krediye sahip olmasına rağmen anladığım kadarıyla referansı varmış ve kendisi diğer arkadaşı staj yapmaya bu mümkün. Başlamış. Bu önemli oluyor mu? Bu mümkün. Hiçbir, yani bu staj sonuca etkili bir husus değil. Stajda insanlar tabii ister istemez. Mesela bugün benim ofisimde de tabii şu anda avukatlığımı yapamıyorum ama işte bazen geliyorum sadece dinlenmeye, arkadaşlarla sohbet etmeye. Staj yapacağım kişileri ben kendim belirliyorum. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Yani KPSS'de bugün bu sıkıntılar olduğu için belki de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yönlendirmeye başladı stajı bütün Türkiye'de. Nerede ne yapılacak? Önemli olan yani nerede staj yaptığınız meslek bitirdikten sonra daha önemli. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geldiniz 15 gün staj yaptınız. İnanın size çok bir şey katkı sağlar mı? Çok çok az katkı sağlar. Sağlar. Yani orada staj yapmamamız sizin için bir eksiklik değil. Bir sorun değil. Ama siz o benim söylediğim
KPSS puanınız yüksek olduğu halde, bu sizin olsa olsa transkript not puanınız yüksek veya değildir. KPSS puanınız sizden düşük birisi atandıysa lütfen bunu bana getirin. Somut olarak aynı dönemde, aynı branşta, aynı tercihte müracaat ettiğinizi gösterin. O zaman o atamayı, sizden düşük atamanın iptalini sağlayacağıma söz veririm. Esra Hanım'ın bir sorusu var. Sayın Vekilim, öncelikle merhaba. Milletvekili olmak çok öncelerden düşündüğünüz bir şey miydi? Yoksa üniversite yıllarında siyasete de ayrı bir merak duymanız mı bunda etkili oldu? Şeklinde sormuş vekilim. Ben ortaokul 2-3'ten itibaren siyasetçi olacağım, milletvekili olacağım diye düşünürdüm, konuşurdum. Hatta arkadaşlar bana bazen espri yaparlardı, profesör olacaksın, siyaset profesörü vesaire gibi de mahallede top oynadığımız arkadaşlarla konuşurduk. Tabii çocukça bir duyguydu ama ben bu devletin yönetiminde görev alacağım duygusu ortaokul döneminden beri vardı. Üniversiteye geldiğimizde de bulunduğumuz ortam bize bu imkanı çok fazlasıyla sağladı. Cüneyt Bey farklı bir... Tamamdır. Sayın Vekilim, göreve başladığınız bugünden bugüne dek hem şehrimiz hem ülkemiz için gerçekleştirmeye vesile olduğunuz projelerden yola çıkarak bu soruyu sormak istiyorum. Başarıyı nasıl tanımlarsınız? Özellikle profesyonel hayatınızdaki en önemli başarınız nedir? Bence başarılı olmanın birincisi iyi insan olmak. İyi insandan daha başarılı hiçbir şey yoktur. Hayattaki en büyük başarı çevrenin, kendinizin mutlu olmanızdır. Ailenizle, çocuk çocuğunuzla, anne babanızla, eş dost akrabanızla mutlu olmanızdır. Helal rızık kazanmaktır. Helal rızık kazanmaktan daha büyük hiçbir başarı yoktur. Yani başarıyı makamlarla eşdeğer olarak asla görmeyin. Başarıyı mutlu olmak ve var olanla yetinmek ama daha iyisini kazanmak, daha iyisini yapmak, iyi insan olmak, faydalı insan olmak olarak algılayın. Yani saadet kesinlikle makamlarda değil, yaptığınız işlerden daha fazla insanı mutlu ve memnun ediyorsanız o zaman siz başarılısınız. Ben hayata prensip itibariyle böyle bakarım. Yani Allah'a hamd senalar olsun. Aklımdan, kafamdan geçirip çocukken yapabilirim dediğim işlerin belki %90'ını yapmak Mevla'yı bana nasip etti. O noktaları gördüm, yaşadım. Asla ümit kesmeyin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan ümidini ancak kafir olanlar keser diyor. Çok net yani. Hiçbir şekilde ümidinizi kesmeyin. Zorluklar olacak. Kimse kolayla bir yere gelmiyor. Başarılı olmayı da çok para kazanmak, çok makam sahibi olmak olarak kesinlikle düşünmeyin. Çevrenizdeki insanların ya bu insan iyi insandır, faydalı insandır, hayırlı insandır, topluma, millete, devlete hayırlıdır, iyidir diyorsa siz başarılısınız. Gerisi bence diğerlere ikinci, üçüncü işlerdir. Emirhan Arıkan Bey, birinci sınıftanın yazından itibaren yaz aylarını avukatların yanında ortamı, işleyişi görerek değerlendirmek faydalı mıdır? Yoksa bu tarz bir girişime hukuk alanında bilgimizi biraz daha arttırdıktan sonra daha üst sınıflarda mı denemeliyiz? Demiş. Anladığım kadarıyla kendisi hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi. Benim şahsi tavsiyem gençlere yani birinci, ikinci sınıflarda daha çok gezin, kitap okuyun, başka işlerle uğraşın, arkadaşlık, dostlukları geliştirin. Yani üçüncü, dördüncü sınıftan itibaren bir temel hukuk nosyonunuz otursun. Yani bu birinci sınıftan itibaren gidip gelebilirsiniz de, ona bir itirazım yok. Ancak benim tavsiyem üçte, dörtte itibaren başlarsanız sanki daha faydalı olur. Tabii bu bir tercih. Bizim ofisimizde birinci sınıftan itibaren başlayan arkadaşımız da var. Son sınıfta başlayan da oldu. Yani bunların hepsi değişik davranışlar. Birinci sınıftan başlayan arkadaşımızdan birisi bugün 5-6 yıldır ofisimizde avukat olarak da çalışıyor. Ama
son sınıfta başlayan da oldum. Stajda başlayan da oldum. Bu sizin tercihiniz. Benim tavsiyem size yani ilk 1-2 yılı daha çok kendinize ayırın. Bireysel gelişiminize ayırın derim. Ulvi Karakuş, sayın vekilim, bir Müslüman ve bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak günümüz hukuk sistemi ile İslam hukukunun çatışması söz konusu. Özellikle ceza hukuku alanında bir hakim, savcı veya avukat olunca görevimizi yaparken nasıl bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz? Özellikle ceza davaları kul hakkının had safhada olduğu bir alan. Siz böyle bir durumda nasıl hareket edersiniz, nasıl hareket ettiniz? Bir daha şunu düşünelim. Hak en yüce kavram. Yani haklıdan daha kıymetli, daha itibarlı bir şey yok. Allah-u Teala diyor ki haksızlığa uğrayanın, zulme uğrayanla benim aramda hiçbir perde yoktur. Onun duasını kabul ederim. Bu sebeple bir haksızlığa sebebiyet vermemek için olağanüstü gayret sarf etmenizi tavsiye ederim. Fakat hayat hiç kimsenin %100 haklı veya kimsenin %100 haksız olduğunu doğurmuyor. Maazallah bir adam öldürme davası diyelim ki bugün ceza kurumunda. Yani kimse %100 haklı veya %100 haksız olmuyor. Ağır tahrik, hafif tahrik, taksir, kastı aşan adam öldürme, içerideki dişteki hastalığın başka sebeplerin birleşmesi sonucu adam ölme gibi hukukun onlarca müessesesi var. Size tavsiyem hakkının olduğu kadar kısmını savunun. Onun üstüne geçmeyin. Müvekkillerinizle de konuşurken bunu açık ve net bir şekilde söyleyin. Arkadaş, şimdi geliyor. Adam ölmüş, adam öldürülmüş. Ortada bir cinayet var. Efendim diyor, silah yok, bıçak yok. İşte benim orada olduğumu kimse görmedi şu. Kardeşim tamam, her şey kabul ama bu adam ölmüş. Bu hakimin önüne dosya gelmiş. %100 bunun bir faili var. Kendi kendine intihar etmediyse bir fail bulunacak ve bu fail cezayı alacak. Yani sizin gözünüzü kapatmakla güneş yok olmuyor. O zaman haklı olduğunuz kısmı savunmakla görevlisiniz. Avukatlar haklı olduğu kısmı savunmakla görevli. Hakimler ise doğruyu bulmak, adaleti tesis etmekle görevli. Aradaki bir görev tanım farkı var. Buna dikkat edin. İki, İslam hukukunda had cezası verilen suç sayısı 6 tanedir. Bunun dışındakilerin tamamı tazirdir ve hapistir veyahut da başka eski dönemde işte sopa cezası gibi şahsa uygulanan müeyyideler vardı. Bunun bugünkü hukuktaki cezaların, hapislerin bu İslam'a aykırıdır, şu aykırıdır demenin de çok doğru bir şey olmadığı kanaatindeyim. Çünkü İslam hukukunda temel ceza adam öldürmenin cezası haddir, kısastır. İşte dinden çıkmak ve devlete ihanet etmenin cezası, şirk koşmanın cezası bellidir. Hırsızlık cezasındaki bellidir. Zinanın cezası bellidir. Orada da kısmen bir ihtilaf var. Bunun dışındakilerin, diğerlerinin hemen hemen tamamı hapis cezası ve tazir cezaları. Cezaları bölüm bölüm ayırmıştır. Burada benim sizlere tavsiyem, kimseye haksızlık yapmamaya gayret sağlayın. Hem kendi müvekkilinize olabilecek şeyi söyleyin. Tabii insanlar size davasını verirken işte hep kurtulacak, hiçbir şey kalmayacak diye bakıyor olaylara. Bunun böyle olmadığını, hayatın her zaman iki kere iki dört etmediğini, hakimin yanlış karar verme ihtimali olduğunu falan da düşünmek gerekiyor. Bunların hepsini bir bütün içinde haksızlığa meyletmeyin. Ben bilerek bir haksızlık yaptığım kanaatli değilim. Ama mutlaka benim de çok haksızlık yaptığım insan olmuştur. Allah affetsin. O kişileri bulup keşke böyle bir şey varsa helalleşmeyi arzu ederim. Ama gerçekten bütün hayatım boyunca açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki bilerek isteyerek kimseye bir haksızlık yapmadım. Sayın Vekilim, sözü Kemal Bey'e bırakıyorum. Buyurun Kemal Bey. Teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, şu anda hamdolsun ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nizde
Birçok milletvekilimiz hukukçu. Bu minvalde içinde bulunduğumuz pandemi süreci tedbirleri ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Sayın Vekilim, Anayasa'nın 13. maddesi gereğince bildiğiniz üzere temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir. Fakat günümüzde pandemi tedbirleri adı altında genelgelerle idarenin düzenleyici işlemleriyle vatandaşların temel hak ve hürriyetleri kısıtlanıyor. Onun haricinde dayanılan kanun hükmü olarak da hırsızlık kanunu tarih olarak çok eski, içerik olarak açık seçik hükümler olmayan bir kanun. Genelgeyle sınırlandırılmak yerine Yüce Meclisimiz yeni bir kanun yapsaydı vatandaşların hakları anayasaya daha uygun bir surette sınırlandırılsaydı sizce de daha isabetli olmaz mıydı? Bir hukukçu ve milletvekili olarak görüşlerinizi merak ediyorum. Tamam. Bu konuyu biz müzakere ettik. Pandeminin ilk çıktığı dönemde hatta dünyanın belirli ülkeleri malum kısmi olağanüstü hal de ilan etti sağlıkla ilgili. Bunların birçoğu konuşuldu, müzakere edildi. Mesela hukukçusunuz yargılamanın ertelenmesiyle ilgili konuları geçen yıl kanunla çıkarttık ve kanunla çözdük. 7188 sayılı kanunda pandemi kuralları çerçevesinde açık cezaevlerinde olanların dışarı çıkarılmasının izinlerini pandemiyle çözdük. Mahkemelerdeki duruşmaların ertelenmesini kanun çıkarttık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yine kanunla yetki vererek çözdük. Yani temel kanun olan konuları kanunla çözdük. Evet, hırsızlık kanunu eski, doğru. Fakat orada bir salgın hastalık tanımı var. Salgın hastalık olduğuna göre, bu da bir salgın hastalık olduğuna göre insan yaşamından daha kutsal, daha değerli dünyada biliyorsunuz ki hiçbir temel hak yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birinci maddesi, temel hakların birinci maddesi de malum yaşam hakkıdır. Yaşam hakkı için alınacak bütün tedbirler diğer tedbirlerin önüne geçer. Anayasanın 13. maddesinde temel haklar kanunla sınırlanır, demokratik toplum düzenine uygun, özüne dokunmamak kaydıyla orantılılık ilkesi çerçevesinde gerekli miktarda sınırlanabilir. Bizim de bugün genelge içeriği dolduruyor. Yani şimdi siz fırıncıyı kapatmayı yazabilirsiniz ama kafeyi, yarın kafe çıktı, yeni bir sistem gelişiyor. Bunların hepsini kazuistik yöntemlerle kanun yaptığınızda o kanunu uygulama kabiliyetiniz kalmaz. Kanun malum tanımı üzerine soyut genel hukuk kurallarıdır. Genel soyut hukuk kurallarını belirlersiniz, onun içeriğini idari işlemlerle doldurur veyahut da genel düzenleyici idari işlemlerle doldurursunuz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da malum bu konuda verilen kararları iptal eden mahkemeler, yerel mahkemeler olmuştu. Bu konuyu değerlendirdi ve hırsızlık kanununun bu kararları alma konusunda il idare kanununun, hırsızlık kanununun idareye yetki verdiğini söyledi ve hukuka uygun buldu. Daha yapılabilir mi? Yapılabilir ama her olayda kanun çıkarmak bence meclisi de gördükten sonra, yasama faaliyetleri içinde bulunduktan sonra görüyorum ki çok kolay bir şey değil, doğru da bir şey değil. Çünkü çok sık artık adeta kanun makinesi haline geliyor meclis. Sayın Vekilim, Safiye Bilgin arkadaşımız öncelikle hayırlı Ramazanlar dilemiş. Bir hukukçu ve siyasetçi olarak ortak bir hukuk sisteminde yaşıyoruz. Siyaset alanında da siyaset hukuku dünya yönetiminde olmalı mıdır şeklinde bir soru iletmişler sizlere. Hiç şüphesiz yani Türkiye'yi de siyasetle yönetiyorsunuz, hukuk ve siyaset. Dünya da bunun bir parçası. Onun Birleşmiş Milletler var, uluslararası örgütler var, uluslararası birliktelikler var, NATO var. Yani birçok birliktelikler var. Ama arkadaşlar maalesef size şunu söyleyeyim, acı bir gerçek. Uluslararası hukuk, uluslararası güçten ibaret. Bu sadece bugün değil, tarih boyunca böyle. İki temel güç, bir ekonomik gücünüz, iki ordu ve silah, askeri gücünüz. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni alınız ve baştan sona okuyunuz.
Malum Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cemiyeti Akvam kurulmuştu 1931 tarihinde, öyle hatırlıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da 1949'da Birleşmiş Milletler kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın galibi olan devlet, 48 herhalde, yani düzelteyim, 5 galip devlet kurdu. Ben baştan sona bu Birleşmiş Milletler şartını okuduktan sonra gördüğüm şu: adeta galipler bir anonim şirket kurmuşlar. Anonim şirketle bütün dünyanın kurallarını koymuşlar. Biz her hal ve şartta haklıyız. Kuralı biz belirleriz. Herkes bizim dediğimize uymak zorunda. Bugün Amerika'nın Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Libya'da yaptığı zulmün veya Rusya'nın veya İngiltere'nin, Fransa'nın Allah aşkına hangi uluslararası hukukla, hangi siyasetle ilgisi var? Bir tek kendilerinin petrol ve doğal gaz gelirlerinin dışında, menfaatlerinin dışında bu bölgeyi istikrarlaştırıp bütün kaynaklara el koymanın dışında ne menfaatleri var? 10 bin kilometreden güvenliklerini mi sarsıyor? Onların ülkelerine karşı bir saldırı mı teşkil ediyor? Hayır. Tek menfaat, iki menfaat var. Bir, İsrail'in güvenliği. İki, enerji ve doğal gaz kaynaklarının kontrol altına alınması. O sebeple realizmi unutmayacağız. Hayat, siyaset gerçekliğini, realiteyi göreceğiz. Hukuk, siyaset çok önemli ama maalesef uluslararası güç ve askeri güç, ekonomik gücümüz daha önemli. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bugün bizim milli harp silahlarımız olmasaydı, bu SİHA'larımız olmasaydı, mühimmatlarımız, roketlerimiz olmasaydı, ne bugünkü Pençe, Yıldırım, Kartal hareketlerini yapabilirdik, ne Libya'da o başarıyı gösterip Mavi Vatan'ı koruyabilirdik, ne de 30 yıldır işgal altında olan Karabağ'ı koruyabilir, kurtarabilirdik. Bakın bugün Ukrayna'ya Rusya saldırmıyorsa Türkiye'nin SİHA'ları sayesinde saldırmıyor. Bunun bir çekinci sebebi olarak görüyor. Bugün Suriye'de, Irak'ta bir terör devleti kurulamamışsa, koridor terör devleti kurulamamışsa o Türkiye'nin güçlü, kararlı iradesi ve silah gücü sayesinde olmuştur. Bu silah gücünüz olmasaydı oraya bir terör devleti kurdurlar ve bir adım sonra da maazallah bizim ülkemizin istikrarını bozup bizi de felakete sürüklerlerdi. Keşke hak hep üstün olsa ama maalesef tarih bize gösteriyor ki hakla güç hep bir kavga içindeler. Sayın Vekilim, Henry Ford'un bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır sözünden hareketle. Özellikle ekibinizde önem verdiğiniz üç değer nedir acaba? Bir, birbirimize güvenmek. Ben hayat boyu çalıştığım insanlara güvenirim. Güvenmediğim insana da kusura bakmayın sizinle çalışmayacağım derim. Yani güven itimada denetime engel değil. Buna çok önem veririm. İki, çalışkan ve akıllı, zeki insanlara severim, gayret ederim. Yani insanların çalışkan olması, zeki olması önemli ama herkesin en az sizin kadar zeki olduğunu unutmadan davranmanızı önemserim. Üç, bireysel yaşantısına dikkat eden insanı önemserim ve öncelerim. Bireysel yaşantısı bozuk olan insanlarda mümkün olduğu kadar uzak dururum. Sayın Vekilim, bundan sonraki hedefinizde ne var diye sorsam? Çalışmak ve hizmet etmek, Mevla ne gösterirse bu, yani illa şu olayım diye bir derdim yok. Ama gerçekten yani yapmamız gereken başta işler de var. Memlekette daha fazla insan istihdam edilebilecek iş alanları oluşturmak, üretimi, refahı, zenginliği artırmak, eğitimi artırmak, iyi insan yetişmesi için gayret sarf etmek en temel hedeflerim, bunları gerçekleştirmek. Son sorumuzu da iletiyorum çünkü vaktimiz biraz daha kısıtlı hale geldi. Sayın Vekilim, bir siyasetçi olarak herhangi bir partiye üye olmak ileride KPSS dalında atanmalarda önümüze engel teşkil eder mi?
Hayır, etmez. Kesinlikle etmez. Biz en son sosyal güvenlik soruşturması kanunu çıkarttık malum. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu. KPSS'yi kazandıktan sonra partinizden istifa edersiniz ve girersiniz. Bu hiçbir şekilde engel teşkil etmez. Biz bu konuda özellikle de önem veriyoruz. Yani gençler siyaset yapsın arz ediyoruz. Yaşında 18'e o sebeple indirdik. Milletin meclisinde olsunlar, milletin yönetimini genç yaşlar itibaren düşünsünler, görev alsınlar. Nerede istiyorlarsa orada görev alsınlar. Şurada görev alacaklar diye bir şey yok. Nerede kendilerini huzurlu hissediyorlarsa orada görev alsınlar. Asla bir engel teşkil etmez. Tabii ki net kural terör ve şiddetten uzak durmak. Bu noktada son sözlerinizi, genç arkadaşlarımıza tavsiyelerinizi almak isteriz Sayın Vekilim. Hayatta her zaman pozitif olun, pozitif davranın, iyi düşünün, çalışın, gayret edin. Birinci önceliğiniz, gerçekten buna samimiyetle inanarak söylüyorum, iyi insan olmak olsun. İyi insan olduktan sonra arkadaşlar elbette ki mutluluk için para, makam çok önemli ama iyi insan olmaktan sonra paranın ve makamların mutsuz ettiği, intihara sebebiyet olan, bundan sonra hapse giren, başına birçok bela giren milyonlarca örnek var. Bu sebeple iyi insan olun, çalışkan ve gayretli olun, yeri doldurulmaz insan olun, başarılı insan olun. Gerisini Allah takdir eder. Allah çalışan insana mutlak surette verir. Diyor ki, ilmi isteyene veririm, malı da istediğime veririm. Yani eğer çok çalışmakta çok para kazanılsa en çok hamalların zengin olması lazım. Onlar çok çalışıyorlar. O sebeple ilmi isteyen herkese veriyor Allah Teala ama parayı ve zengini de istediğine veriyor. Bunun bir imtihan olduğunu bilip ona göre davranalım. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah yolunuz açık etsin, bahtınız açık etsin. Şimdiden bayramınız da mübarek olsun. Sayın Vekilim, teşriflerinizden ötürü kurumum adına öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Kariyer atölyemize katkılarınızdan ötürü bu noktada. Programımız bitmiştir arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar şimdiden.